Arkadaşlar merhabalar 50 günde TTIT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 37. güne 37. günle birlikte uzun bir maraton bizi bekliyor biraz çünkü doğru analitiğine başlıyoruz. Doğru analitiğinde iki soru geliyor. iki soru geliyor. Nokta analitiğinden bir ya da iki ama genelde bir geliyor. Doğru analitiğinden de iki soru ya da 3 soru birden gelebiliyor. AYT'nin bel kemiği olan konularından biri o yüzden önemli bir dersteyiz ve her zaman bir derse başla ilk dersin ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Çünkü ilk dersin üzerine bazı şeyler inşa ediliyor ya. Mesela eğim. Eğim üzerine kurulmuştur zaten bu ders. Yani doğru anahtiği. O yüzden ilk dersimizde eğimse o zaman ilk dersimiz önemli. İlk derse önem verin genç. İlk ders aşırı derecede önemli. E o zaman kalem aldık. Ne yapıyoruz? Şafak Sayar'a bakıyoruz. Bakalım Şafak Sayar'a. Şöyle sayfa numarasını öğreneceğiz orada. Sayfa numarası 209'a gideceğiz. Sonrakinde ne yapıyoruz? Hocam kaç tane dersimiz olacak? Ona bakacağız. Oo hocam 1, 2, 3, 4 tane dersimiz var. Gözünüz korkmasın. Rahat olun. Relax. Ben normalde burayı 7 sayfa falan var. E, 4 sayfaya 3 sayfa şeklinde anlatabilirdim. Ama kazanım kazanım ayırmak istedim. Genelde 2 sayfa 1,5 sayfa. 2 sayfa 1,5 şey, sayfa şeklinde gideceğiz. 4 tane ders olarak yaptım bugünü. Ya bugünü 4 ders yapmamdaki amaç da bugün bu 4 ders tamamlanabilir. Yani çok fazla olmayacak süreleri de sayfa süresi de zaten sayfa sayfalar da zaten çok fazla değil. Eğer ben bunu böyle bölseydim hani şurası ilk gün olsaydı çok sıkıcı olacaktı. Böyle hemen çok az bir bilgi olacaktı. O yüzden bu şekilde yaptım. 4 tanesini birden bu kazanımlarda arda arda verilse arda arda görülse gerçekten daha iyi olacak. Ya hemen hemen dünküyle ondan önceki günküyle hemen hemen aynı süre olacak büyük ihtimalle. O yüzden gençler 4 tane şey yapmayın. İlk defa 4 tane video atıyorum bir günde. Ama 1.5-2 sayfa olacak şekilde. E haftalık programa bakacak olursak haftalık programda doğru analitiği hemen 19. haftada da bitmiyor 20. haftada bitiyor. Ki zaten 19. hafta yani 37 ve 38. günleri bitirseniz şimdi bir test çözmeye kalkıştığınız zaman karışık testler olduğu zaman testlerde orada görmediğiniz konular olabilir. O yüzden test çözümünde de sıkıntı yaşarsınız. Bence test çözümüne ne zaman geçersiniz? 20. haftaya böyle 20. haftayı da hallet sonra geçersiniz. Bu bilgiyi de burada vermek istedim sana. Haydi bakalım. Şimdi gel bakalım şuraya. 209. Doğru anlat yine. Eğimle birlikte başlıyoruz. Eğim. En önemli kısım zaten. Arkadaş bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıya biz eğim açısı adını veriyoruz. Şurada alfa gözüküyor. Alfa gözüküyor. Bu eğim açısıdır. Eğim açısının tanjantına da o doğrunun eğimi adı veriliyor arkadaşım. Yalnız dikkat et. Saat yönünün tersi pozitif yöndür. Şuradan bakacak olursak hocam buradaki açı bak x ekseninden başlayarak gidiyorsun. Buradaki açı bu eğim açısıdır. Ya da şuradaki açı bak şuradaki açı değil. X ekseninde yaptığı açı değil. X ekseninden başlıyorsun hop buraya doğru geliyorsun. İşte buradaki açısı eğim açısı. Bu arada eğim açısı ya dar açıdır ya da geniş açıdır. Hocam ya sa saat doğru yatıktır ya da sola doğru yatıktır. Hocam ben bu doğruyu biraz daha böyle yatırsam hop böyle olacak. O zaman sağa yatık bir doğru olacak. Böyle yatsa bile. O zaman eğim açısı bak burası olacak değil mi? O yüzden aslında işimiz kolay. Eğimi de bulurken pozitiflik ve negatiften de bahsederken zaten böyle sağa yatık olduğunda nasıl oluyor? Sola yatık olduğunda nasıl oluyor? Ondan bahsedeceğim biraz sonra ama ilk önce ilk temel yapıyı iyi anlamamız lazım. X80 pozitif yönde yaptığı açıya biz Ne diyoruz? Eğim açısı adını veriyoruz. Bu eğimin açısı alfa iken de eğim dediğim genelde M harfiyle gösteriyor veriliyor. Tanjant alfa da neye eşitmiş kardeşim? Eğime eşitmiş. Peki hemen örnek birle ile öğrenme sorusu gibi düşün bunu. Örnek birle başlayalım. Hocam şuradaki üçgende D1 doğrusunun eğimi nedir diye soruluyor. X eksen apostrof yönde yaptığı açı burası. Alfa dedim buraya. E ne yapacağım? Hocam şuradaki üçgende tanjant alfaya bakacağım. Sakın şunu deme. Hocam burası 4 burası x3. 4 bölü x3 deme. Tanjant alfa bakılırken neye göre bakıyorsun? Karşı bölü komşu diye bakıyorsun. E, yani M1 neye eşit olacak? Tanjant alfaya eşit olacak. O da 4 bölü 3'e eşit. B e şıkkına bakalım. B şıkkına bakacaksak 30 derece verilmiş. Hocam burası da 30 derece. E o zaman burası 60 oldu. E bana burada kaç lazım? Ters açıdan burası da 60 yaptı. Benden aslında ne isteniyor? Eğim açısı 60 ya. Eğim dediğim tanjant 60'tır. Eğim açısını 60 derece buldum çünkü. E, tanjant 60'ı nasıl bulacağım? Hemen bir 30-60-90 üçgen çizersin. 30-60-90 üçgende 1, kök 3 ve 2 olduğunu biliyorsun. Tanjant 60'ta buradan ne yapıyor? Hocam karşı bölü tanjant. Karşı bölü komşu yapıyor. Yani kök 3 bölü 1 yapıyor. O da ne yapacak? yapacaktır. yapacak. Sonra gel gelelim şuraya. Hocam 45 derece burası. Burası da 45 derece. E 90 ise burası da 45 yaptı. Şimdi bu doğrunun eğimini bulmak istiyorsam eğim açısını bulmalıyım. O da hop x eksen pozitif yönde yaptığı açı. 135 derecedir. Eğim dediğim tanjant 135'tir. Trigonometriden biliyorsundur. 180'e tamamlamalarda bir tek sinüsün işareti değişmiyordu. Tanjant, kos, kotanjant ve kosinüsün işareti değişiyordu. 180'e tamamlayan açısı 45 derece. Tanjant 45 olacaktır ama eksi tanjant 45 e eşittir. Geniş açılarda negatif oluyor. E o zaman 45 45 90 üçgenini bulalım arkadaşım. 45 45 90 üçgeninden tanjant değerini buluruz. 1 1 kök 2 burası. Tanjant 45'tir. Karşı bölü komşudan dolayı hocam 1 bölü 1 yapıyor ama önde bir de eksi var. O zaman cevap ne yapacaktır? Eksi 1 yapacaktır. Sonra gelelim D şıkkına. D şıkkına gelecek olursak da hocam ne lazım bana? Tanjant alfa lazım. Hocam neredekinin tanjantı? Buradaki mi? Değil bak dikkat. X eksenine pozitif yönde attığı açı. Hop şöyle doğrunun sağ tarafından başlayıp doğruyu değene kadar ki. Buradaki açının tanjantı lazım. Tanjant alfa ne? Hocam alfaya bakıyorum. Alfaya ait bir dik üçgen yok. Alfaya ait dik üçgen nerede? İşte tam olarak burada. O zaman bu dik üçgende işlem yapacağım ben. Hocam bu dik üçgende işlem yapacaksam şuraya bir beta diyeyim alfanın yanında. Bak alfa ile betanın toplamı 180. Ha 180'e tamamlayan açıda alfa artı beta eşittir 180 ya. E 180'e tamamlayan açılarda tanjant değerleri eksilisine eşit oluyordu. Yani eksi tanjant beta eşittir. Tanjant alfa eksi tanjant beta'ya eşittir. E o zaman bu da eksi tanjant beta'ya bakıyorum. Hocam karşısı 1 komşusu da 2. 1 bölü 2 yaptı. Yani eksi 1 bölü 2'ye eşit oldu dostlar. Şöyle A şıkkını 4 bölü 3 B şıkkını kök 3 bulduk. C şıkkını eksi 1 bulduk. D şıkkında eksi 1 bölü 2 bulduk. Böylelikle. E hocam her zaman böyle mi yapacağız? İlk başta olayı anlayın diye, eğim açısını anlayın diye bu şekilde anlattım. Tabii ki bununla ilgili bir pratik yolum var. Biraz önce aslında spoiler'ı verdim. Sağa yatık veya da sola yatık olur doğru. Sağa yatık olduğunda pozitif olur. Sola yatık olduğunda da negatif olur. Çünkü sağa yatık olduğunda doğru. Her zaman eğim bak dar açı olur. Sola yatık olduğunda da doğru. Bak açı geniş açı olur. E, o zaman dar açının tanjantı pozitif. Geniş açının tanjantı negatif olur diye biliyor muyuz? Biliyoruz. E o zaman şu nota gelelim. Bu notta iyice açıklayalım. Bak işte burada dik koordinat sisteminde çizilen doğru. Sağ yatık ise doğrunun eğimi pozitif. Sola yatık ise doğrunun eğimi de ne olmak zorunda? Negatif olmak zorunda. Çünkü sağ yatık olduğunda dar açı oluyor. E dar açı sıfırla 90 derece arasında oluyor. Birinci bölgede tancat tanjant nedir? Sıfırdan büyüktür. E o zaman ben bunu hep söyleyebilirim. Bir doğru sağa yatıksa eğim kesinlikle pozitif. Tamam. Yani şöyle bir adam düşün. Buradan yürüyecek. Hocam of eğime geldik be. Yokuş çıkacağız. Eğim pozitif. Öyle düşün. Şuradan geldin. Adam şuradaysa mesela sağa doğru gideceğiz ya. Hocam burada da alam yokuş aşağı iniyor. Yani hiçbir eğim yok. E, hatta eğim aşağı doğru iniyor. Negatif diyebiliriz. Ya da bak doğru sola yatıksa alfamız geniş açı oluyor. Geniş açı yani ikinci bölgede tanjant değeri. Tanjant değeri bu ikinci bölgede ne oluyordu? Eksi değer alıyordu. O yüzden ikinci bölgede de küçük sıfır olmak zorunda. Aklımızda tutalım tutalım. Çünkü bunu kullanacağız. Bir doğru sağa yatıksa eğim pozitif. Bir doğru da doğru sola yatıksa eğim negatif. Tamam? Pratik sağlayacak. sadece. Peki alfa sıfır derece olursa yani x ekseriyle bir açı yapmıyorsa. Hemen doğrunun üstünde dümdüz bir şekilde yürüyor mu adam? Yürüyor. E, dümdüz bir şekilde yürüyor. Hiç zorlanmıyor. Yani eğim sıfır diyeceğiz. Ya da eğim açısı x ekseninde yaptığı açı var mı? Yok hocam. Yok derken x sıfır derece. Yani kesişmiyor. O zaman açı sıfır derece oluyor. O zaman tanjan sıfıra bakacak olursak da sinüs sıfır bölü kosinüs sıfır. Sıfır bölü bir yapar. O da ne yapıyor? Sıfır yapar diyebiliriz. Açımız 90 derece ise bir adam var burada mesela. Hocam buradan şöyle yürüyecek. Düz duvara tırmanabilir misin? Bazı ergenler hocam ben tırmanırım derler. Hatta şimdi ayağa kalkıp denemeye çalışanlar vardır. Haha ha, iki adım attım diyenler vardır. İki adım atarsın, üç adım atarsın. Sonrası gelmez kardeşim. Sabit bir şekilde yürüyebilir misin? yürüyemez Ha şöyle bir dik olsa mutlaka bir sürtünmesiz bir ortamda yürüyebilir misin burada mutlaka bir adamı şurada bir yürütebilirsin ya. Yani. Ama 90 derece olduğu zaman düz duvara tırmanabilir misin? Tırmanamazsın, tırmanamazsın. Zorlama, zorlama. Düz duvara tırmanamazsın. Yani eğim tanımsızdır diyeceğiz burada da. Niye tanımsız? X eksenine pozitif yönde yaptığı açı 90 derece ya. Eğim dediğim tanjant 90'dır. Sinüs 90 bölü kosinüs 90'dır bu da. O da ne yapıyor? 1 bölü 0 yapıyor mu? Yapıyor. 1 bölü 0 da nedir kardeşim? Tanımsızdır. Şimdi gelelim şu sorulara. Bak şimdi. Hocam bu doğruya baktın. X eksenine yaptığı açı burası. Direkt pozitif diyebiliriz. Karşı bölü komşu 4 bölü 3 diyebiliriz. Şu açıdan dolayı bulduk zaten bunu. Bunda bir sıkıntı yok. Buraya gelelim bunu da açıdan dolayı bulduk zaten. Bunda da bir sıkıntı yok. Şuraya gelelim. Hocam böyle bir üçgen gördük mesela. Böyle bir üçgen gördüğümüz zaman da hemen x ekseniyle yaptığı açıya bak. Hocam x ekseniyle yaptığı açı dik üçgende burada. Bu açının tanjantı 1 bölü 2'dir ama doğru sola yatık olduğundan dolayı direkt negatif diyebiliriz. Direkt eksi 1 bölü 2 diyebiliriz. Yani şununla uğraşma. E ben eğim açısını bulayım de. Sonra bu 180'e tamamlayan açısını bulayım de. Tanjant alfa eşittir. Stan yazayım da uğraşma. X eksenine bulduğu açıyı bul. Sağında ya da solunda ya da aşağısında ya da yukarısında. Ben burada buldum mesela. X eksenine yaptığı açı burası böyle. Baktığın zaman, baktığın zaman ama eğim açısı burası. Dikkat. Eğim açısı mantığını da bilmek lazım. Ama X eksenine yaptığı açı burası. E ben bu üçgende tanjanta bakıyorum. 1 bölü 2 ama doğruya bir bakıyorum ki sola yatık. Sola yatık olduğundan dolayı da direkt eksi 1 bölü 2 diyeceğiz. Anlaştık. Olay bu. Bu bize pratiklik sağlıyor. Bunlara da dikkat edin. E burada bir şey yazmadan da geçmeyelim. Şöyle üstünü bari karalayalım şöyle. Evet sağa yatıksa eğim pozitif. Sola yatıksa eğim negatif. Ee, bu eğim açısı sıfırsa düz bir duvarda düz düz bir zeminde yürüyoruz gibi eğim sıfırdır. Ee, düz duvara tırmanamayız. Yani 90 derece ise de eğim tanımsızdır dostlar. Haydi bakalım sorulara başlayalım. ÖSYM'nin sorduğu bir soru benzeriyle başlıyoruz. Şimdi ÖSYM bu şekilde eş yapıları kullanmayı çok sever biliyorsunuz. Koordinat düzleminde birbirine eş dikdörtgenler şekildeki gibi çizilmiş. Bak eş dikdörtgen 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 dikdörtgen. Genelde de ÖSYM bunu çok sever. Eş dikdörtgenler kısa kenarlara dikkat et. Kısa kenarlarla uzun kenarları buldurturlar size. Bak dikkat et. Şimdi bizden en son eğim isteniliyor ya. Oran isteniliyor. Hiç oran istenildiği zaman tanjanttır, kotanjanttır, sinüstür, kosinüstür. Bunlar istenildiği zaman a yazmanıza gerek yok. Direkt bir yazın kardeşim. Kısa kenara bir yazdım. Bir yazdım. Bir yazdım. Ana uzun kenar ne oldu? Bak üç tane kısa kenar bir uzun kenara yapıştı. Yani burası 3 oldu. E uzun kenar 3 olduysa kısa kenarı 1 uzun kenarı 3 olan bir dikdörtgenle karşılaştık burada. E bunları yazınca şimdi benden D eğimi isteniyor. D doğrusu eğimini bulurken ne yapacağım? X ekseniyle ile yaptığı açıya bakacağım. X ekseniyle oluşturduğu üçgene bakacağım. Hocam X ekseninde oluşturduğu dik üçgen bak burada var. Şöyle görüyorsun. Hemen X ekseni ile üçgen oluşturduğu zaman yaptığı açıya bakıyorum. Hocam yaptığı açı. Aha da burası. Şu açıya alfa dedim. Normalde biz nereye alfa demeliyiz? Şuraya alfa demeliyiz. Buraya alfa deyip buraya beta deyip tanjant alfa eşittir, eşittir eksi tanjant beta demeliyiz. Ama artık biz işi öğrendik. X eksenine yaptığı açıya alfa dedim. Ve buradaki alfanın tanjantını bulacağım. Karşı bölü komşu. Eğim dediğim tanjant alfa eşittir. Yanlış. Çünkü niye? Hemen şuna bakıyorum. Sola yatık bir doğru bu. Eksi tanjant alfaya eşittir. Yani eksi 3 bölü 4'e eşit oldu. Şurası da birbirim ya. Eksi 3 bölü 4 yaptı dostlar. Cevap böylelikle. İşte bu yüzden doğrunun sola yatık olması, sağa yatık olması gerçekten önemli bir şeye sahip oluyor. Önemli bir yere sahip. Tamam. Buna dikkat. 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 Örnek 2'yi bu şekilde bulduk. Geldik. Örnek 3'e. Şimdi örnek 3'te de neler verilmiş? dik koordinat düzleminde OB şu eşitler verilmiş. Bir de 10 birim verilmiş. Alan ABC verilmiş. Arkadaş bak ikiz kenar var. Taban da mevcut. Ve üçgenin alanı da verilmiş. İnsan olan ne yapar? Tabana ait yüksekliği çizer. Hop şuradan bir insanlık yapıyoruz. Bak eski bilgiler yine karşımıza çıkıyor. Yüksekliği çizdik böyle. Tabanı iki eş parçaya böldü böyle böyle. E ben buraya bir H dersem. Hocam alan verilmiş üçgenin alanı. 60 10 çarpı H bölü 2 eşitliği mi? Evet. O zaman haçı buradan 12 buluruz. H 12 çıktı. 5 12 13 üç bak şurada 5 12 13 üçgeni var. Burası 13 çıktı. E o zaman burası da 13. Burası da 13 mü? Evet. Şurası da kaç birim? 2 birim. Şimdi benden ne isteniyor? Burada bir doğru var elimde. Bu doğrunun eğimi isteniyor. Bu doğrunun eğimini bulmak istiyorsam x ekseninde yaptığı açıya bakıyorum. Alfa ve sağa yatık. Sağa, sağa, sağa. O zaman pozitif. Baksana sağ yatık. Alfa'ya ait bir dik üçgen var mı? Var. Hocam buradaki dik üçgen. Ama buradaki dik üçgende eğim bulamıyorum. Sadece burada bir dik üçgen yok ki. Biz boşuna mı çizdik bunu? Şuradaki dik üçgen de var kardeşim bakar mısın şuraya? Buradaki dik üçgende de tanjant alfaya ulaşabiliriz. Tanjant alfa buradaki dik üçgende ne eşit? Hocam alfanın karşısı 12. Komşusu ne yapıyor? 20 mi yapıyor? Evet. Eğim dediğim tanjant alfa o da 12 bölü şuraya bir daha bakayım da 18 20 mi yapıyor? 20 yapıyor. 4'e bölsen 3. 4'e bölsen 5. Yani eğim böylelikle 3 bölü 5 bulduk. Abi daha bakalım. Doğrumuz nereye doğru? Sağa yatık. O zaman eğim kesinlikle pozitif. Evet örnek 3'ü 3 bölü 5 bulduk. Geldik örnek 4'e. Şimdi dik koordinat düzleminde bir kenara 6 birim olan karenin C köşesinden ve orijinden geçen doğrunun eğimi 2 bölü 3'tür. Bak C köşesinden ve orijinden geçen doğrunun eğimi verilmiş. Kaç verilmiş? 2 bölü 3 verilmiş. O zaman ben buradaki x eksenine yaptığı açıya alfa diyecek olursam. Hocam buradaki açının tanjant değeri verilmiş mi bize? Verilmiş. Buradaki üçgende bunun tanjant değeri. Bak şuradaki dik üçgen var. Ya buradaki dik üçgen var diyorum. Niye? Kenarı belli olmaz lazım. Tutup da buradakine bakmayız. Ne burası belli ne burası belli. Tanjant alfa değeri belliyse o zaman dik üçgeni seçeceğim dik üçgenin de kenarı belli olması lazım. O yüzden buraya bakıyorum. Tamam. Zaten trigonometri de soruları yapamamanızın tek sebebi geometri oluyor. Size bir alfa veriyor. Siz alfaya ait sadece bu üçgene bakıyorsun. Dal alfa beta'ya bir sürü beta'ya ait bir sürü üçgen oluyor. E orada kenarları belli olan üçgenlerde işlem yapacaksın. E burada da ne yapıyoruz? Mantık şu. Hocam şu tanjant alfayı bulacağım ya. Şu dik üçgende kenarlar Yok. Alfaya ait bir de burada dik üçgen var. Yani şurayı çalıştırmaya devam ediyoruz kardeş. Şimdi bize eğimi 2 bölü 3 vermiş. Eğim dediğim tanjant alfa 2 bölü 3 o da neye eşit? 6 bölü OB'ye eşit değil mi? Evet. 6 bölü OB uzunluğuna eşit. OB uzunluğu o zaman bu 3 katı. Bu da 3 katı olacak. Kaç bulurum? 9 bulurum. OB uzunluğunu 9 buldum. Şimdi ne yapacağız? Şekildeki kare 17 birim sola ötelendiğinde. Bak bu kareyi alacakmışım. Sola doğru 17 birim öteleyecekmişim. Hadi öteleyelim. Şekli küçültmem lazım o zaman benim de şöyle senin daha rahat bir şekilde fark etmen için. Şöyle küçülteyim. Şöyle yapayım. Arkadaş 17 birim sağa doğru öteliyorum. Tamam mecburum şurada şurada göstermek zorundayım en son. En son şuraya kadar öteleyebilirim. Evet. Kareyi aldım şuraya kadar getirdim. Yani kareyi aldım şöyle bir kareyi şuraya çizeyim bak. Şuraya kadar getirebildim en son. 17 birim diyor ya şimdi. Arkadaş buradan nereye geleceksin sen? Hop 17 birim buraya. Ya da biz buradaki uzunluğu böyle biliyoruz. 9 birim burayı biliyoruz. O zaman ben bu B köşesinden bu B köşesine 17 birim bur Buraya mı geleceğim? Evet. 17 birim buraya geleceğim. Hadi geleyim bakayım buraya 17 birim. Hocam 9'u buradaysa o zaman burası kaç yapması lazım? Kesinlikle ama kesinlikle 8 yapması lazım. Çünkü şu B köşesinden yola çıktım. Hocam bu B köşesi nereye gelecek? 17 birim buraya doğru gelecek. 17 birim. O zaman sola doğru 17 birim ötelemiş oldum. Ee, bizim köşelerimiz yine A, B, C, D bunlar oldu. Ve bizden ne isteniyor? 17 birim sola ötelenildi. Orijinden ve C noktasından, C noktasının yeni konumundan geçen doğrunun neyimi? Arkadaş bizden artık şu orijinal ve C noktasının yeni konumdan geçen doğrunun neyimi isteniyor? Şu doğrunun neyimi isteniyor? Şimdi o zaman bu doğrunun neyimi bulacağız? Karenin bir kenarı kaçtı? 6 değil miydi? Evet 6 idi. Ay niye büyüttüysem ben yine şekli. Mecburum yine şöyle çözmek zorundayım arkadaşım. Heh, karenin bir kenarı 6 idi. E o zaman burası da 6. E alfaya ait dik üçgen var mı? Yani şu kırmızı doğruya ait x eksenine yaptığı açı burası değil mi? Evet. Yani şuradaki dik üçgene bakacağım. M2 dediğim o zaman ne oluyor arkadaşım? Tanjant beta. Ama dikkat et doğrumuz nasıl oldu? Sola yatık bir doğru oldu. Sola yatık bir doğru olduğu için eksi tanjant beta eşittir. Eksi tanjant beta eşittir. Yani m2'yi de biz böylelikle eksi tanjant beta da nedir? 6 bölü 8 değil midir? 6 bölü 8 eşittir. O zaman m 2de böylelikle eksi 3 bölü 4 çıkar gençler. Bir öteleme sorusu sadece. Ha hocam dönüşümler kısmında da sorulabilir ama böyle basit dönüşümleri de burada gösterdik. Yani bir şey alıp da kareyi alıp da şu kadar sola ötelemeyi de zaten nokta ötelemesini de zaten biliyorduk. <laughs> o yüzden bu şekilde yaptık dostlar. Evet hatta burası da 6 ya. Burası da lazım olmuş olsaydı Hocam 8 birim burası ya. Eksi 8'den 6 birim eksi 14 buraya kadar gelmeyi de söyleyebilirdik. Ama orası lazım değildi bize. Biz ne yaptık? Şu B köşesini buraya getirdik öteleme yaparken. Sonuçta bir köşeden bakarak 17 birim öteleyip şurayı 8 bulduk. Burası da 6 çıktı. Güzel bir soru. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biri diyebiliriz aslında. Geldik örnek 5'e. Örnek 5'te de analitik düzlemde. Sıfıra 4 noktasından geçen doğrulardan ikisinin eğimi eksi 2 bölü 3 ve 1 bölü 2'dir. Ne yapacağız? Buna göre bu iki doğrunun x ekseni kestiği noktalar arasında göz Arkadaş, özel bir bir durum var. Analitik düzlem çizeceğiz. Hemen analitik düzlemi çiziyorum kardeş şöyle. 0'a 4 noktasından geçen iki tane doğru varmış. Bak 0'a 4 noktasında yani şuradan geçen iki tane doğru varmış. Birinin eğimi negatif yani sola yatık. Birinin eğimi pozitif yani sağa yatık. Sağa yatık bir doğru 4'ten geçiyorsa hocam 1 bölü 2 şu şekilde olmak zorunda değil mi? Sağa yatık olmak zorunda. Bunun eğimi 1 bölü 2. Hemen şöyle göstereyim. Eğiminin 1 bölü 2 olduğunu. Öbürü de sola yatık olacak ve bu noktadan geçecek. Sola yatık ve 2 bölü 3 olacak ve şu şekilde olmak zorunda. Evet öbürü de bu şekilde olacak. Bunun da eğimi 2 bölü 3 ama eksi 2 bölü 3. Tamam çizdik. Eksenlerin x ekseni arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. Arkadaş eğimleri kullanmak zorundayız. Şuradaki açıya bir alfa dersem. E tanjant alfa bunun eğimi kaç verilmişti bana? 1 bölü 2 verilmişti. Hocam 1 bölü 2 verilmişse bak buranın 4 olduğunu biliyorum. Şuraya a yazayım. 1 bölü 2 neye eşit? 4 bölü a'ya eşit. O zaman a'yı buradan kaç buluruz? 8 buluruz. A'yı 8 bulduk. Gelelim şuradaki üçgene. Buradaki üçgende de şuraya beta diyelim. E, tanjant beta da neye eşittir arkadaş? Hocam normalde 4 bölü b'ye eşittir ama 4 bölü b derken sola yatık olduğu için eksi 4 bölü b'ye eşittir. Eksi 4 bölü b'ye eşit İşte o eksi 4 bölü b de sola yatık olduğundan dolayı ne verilmiş? Eksi 2 bölü 3 olarak verilmiş. Eksiler zaten artı yapıyor. E o zaman buradan da b'yi de ne buluruz kardeş? Buradan 6 mı buluruz? Evet 6 buluruz. B de buradan 6 oldu dostlar. B'yi de 6 bulduk. Bizden buradaki uzunluk isteniyordu. E hocam 8 birim burada 6 birim burada. Cevap kaç yapacaktır o zaman? 14 yapacak. Evet Analitik düzlem çizme ile ilgili biz bundan önceki gün 36. gün bayağı bir yıpranmıştık hatırlarsak. 36. gün mü? Eee 36. günde galiba değil mi? Ya da 35'te mi? Bilmiyorum. Doğru doğru 35. günde. 35. günde bayağı bir yıpranmıştık. E artık bunu öğrendik. Bak bu da kolay bir soru haline dönüştü şimdi dolayısıyla. Yine aynı şekilde sınavda çıkmaya aday sorulardan biri ÖSYM analitik düzlemde yani doğru analitinde de bu şekilde analitik düzlem çizdirebilir. Ama analitik düzlem çizerken neye bakıyoruz? Özel durumlar var mı yok mu diye ona bakıyoruz. Bakıyoruz dostlar. Evet cevabı 14 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Hmm. Bu soru biraz... Biraz... İslam kalabalığı olan bir soru diye hatırlıyorum ama bakalım. Şimdi analitik düzlemde çizilen iki özdeş karenin ortak noktası k 5 5'e 10 olarak verilmiş. Hocam burası eksi 5'e 10 olarak verilmiş. Bu bir kare ya. 90 burası 90 burası 90 burası. Hocam burası eksi 5'e 10 olarak verilmişse analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenleri olan uzaklıkları bizim için önemli miydi? Önemliydi. Yani o zaman biz ne yapacağız? Hocam şöyle geleceğiz buraya. Şöyle çizdik. Buranın eksi 5 olduğunu söyleyeceğim. Eksi 5 noktası. Yani bu uzunluk ne yapıyor o zaman? 5 birim yapıyor. Ee, ordinatını da nasıl söyleyeceğim? Zaten ordinat da buradan buraya dik ya. Direkt burası da 10 birim olduğunu söyleyeceğim. Tamam. D doğrusu eğimi nedir diye soruluyor bize. Hmm. Hmm. Arkadaş bak şimdi. Bak şimdi. Şekli şöyle büyüteyim sana. Dostum şuraya bakar mısın? Şurası kaç birim? 5 birim mi? 5 birim. E ee, burası da 5 birim oldu. Evet. Karenin bir kenarı 5 birim oldu. O zaman karenin bir kenarı 5 birim olduysa ve bunlar özdeş karelerse burası da 5 birim, burası da 5 birim, burası da 5 birim burası da 5 birim oldu mu? Oldu. Şimdi ben bu soruyu yaparken bir hamle yapmalıyım. O hamleyle de olayı bulmalıyım Dikkat et. Bunun ne olduğunu biliyorum ben. 10 olduğunu biliyorum. Bak şuradan sonuca ulaşabiliriz. Gençler e hocam burası 90 derece. Burası da 90 derece. E burası da 90 derece. E, 90'lar bu da düşüyor. Dal alfa beta'ya o zaman. Alfa beta. Ters açıdan beta. Burası da alfa oldu. Yani bizim şuradaki üçgenler ne oldu gençler? Eş üçgen oldu. Ay gençler derken. Gençler. Arkadaşım dostum. Canım benim. Gençler lafı nereden çıktı? Hiç sevmediğim şeydir aslında. Hey dostum. Ne çıktı burası? Hocam benzer çıktı. Sonra bakıyorum ki. aa burada. Beta'nın karşısı 5. Beta'nın karşısı Karşısı 5. Eş üçgen çıktı. Bak sen şu işe. O zaman eş üçgen çıktıysa arkadaşım. Buradaki alfanın karşısıyla buradaki alfanın karşısı birbirinin tıpkısının aynısıdır. Yani ben buraya A dersem burası da A olur. E hocam bunun tamamı 10'du. E burası da 10 olacak o zaman. Buraya 10 a mı kaldı? Evet. 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 O zaman olay bitti. Bak. Pisagor'u yap. Olay bitsin. 10 a'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 5'in karesi deyip işlem yapacağız. Valla e, 3, 4, 5 olamaz. Dik kenarda 5 olacak. Dik kenarda 5 olan bir özel üçgen. 5, 12, 13 5, 12, 13 sağlamıyor maalesef. O yüzden bunu açacağız. Birincinin karesi 100 eksi birinci ile ikinci iki katı artı a kare eşittir. A kare artı 25 yapar burası. A kareler nanay oldu. 75 eşittir 20 a yaptı. O zaman a da buradan ne eşit oluyor? 75 bölü 20'ye eşit oldu. 5'e bölsen 25. 25 mi? 15 yapmıyor mu ya? Değil mi? 15. 5'e bölsen 4. a'yı 15 bölü 4 olarak bulduk. a'nın 15 bölü 4 olması ne anlama geliyor? Zaten benden bu doğrunun neyimi isteniyor? Bu doğrunun neyimi nedir? Hocam bu doğrunun eğiminde şuradaki tanjant dik üçgenden bulabilirim. Eğim dediğim ne olacaktır? Direkt yazalım şuraya. Eğim tanjant alfaya mı eşit olacak? Hayır. Hocam sola yatık bir doğru bu. Sola yatık bir doğruda da eğim negatiftir. Eksi tanjant alfaya eşit olacaktır. O zaman eksi tanjant alfaya eşit olacaksa eğim dediğim eksi 15 bölü 4 karşı bölü komşu 15 bölü 4 bölü 5 yapıyor. O da sadeleştirme yapınca şunda şu 3 kalıyor eksi 3 bölü 4 mu kalıyor cevapta? Evet Eksi -3/4 kaldı. Aslında biraz uğraştırıcı bir soruymuş gibi hatırlıyormuşum ama değilmiş. Ee, biz bunu daha mantıklı, daha hoş bir şekilde, daha farklı bir şekilde yapabilir miyiz? Şu şekilde de yapabiliriz dostum. Nasıl yapabiliriz? Hani şunu çizmeden de büyük ihtimalle şuradan da şöyle dik çizerek de daha kolay da belki çıkabilir. Ha buru buradaki dik çizdik daha sonra da şurada onu kullanmak için şurada da dik oluşturmalıyız. Yani şuradaki dik üçgenlerde daha güzel bir şey çıkar. Büyük ihtimal burada 3 4 5 çıkar. Burada da 6 8 10 çıkar. Arkada. Daha kolay çözüm yöntemi bu ama bunu yapmak biraz şey olur. Ee, fark etmek zor olur. Bunu daha rahat anlarsınız diye bu yoldan yaptım. Bak tekrar söylüyorum. Şimdi şurayı silip öyle söyleyeyim hatta. Bak normalde şu 5'e 10'u kullandık ya. Dur. Sildim şurayı. Şu 5'e 10'u kullandık ya. Bak şimdi. Hocam ben şuranın 5 olduğunu, buranın da 10 olduğunu biliyorum. Benden tanjant alfa isteniyorsa o zaman şöyle çizdin. Alfa beta dedin. Sonra bu 10'u kullanmam lazım. Onu kullanmam için de şuradan şöyle bir dikdörtgen oluşturdum. O zaman burası da alfa, burası da beta olur. O zaman şu üçgen bak burası 5 ve şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Ondan sonra benzer kullanacağız. Burada ee, burada 5 var, 10 var. Başka bir şey var mı? Buraya A dersem bak dikkat et burası ne yapıyor? A artı 5 yapıyor. Sonra buraya B dersem burası da 10 eksi B yapıyor. 2 tane Pisagor bağıntısı yapıp öyle işlem yapacağız dostlar burada. Benzerlikteki oran öyle 1'e 2 falan filan da gelmedi. Ama dediğim gibi büyük ihtimal işlem yaptığında sanki buradaki işlem de şey olacak ya. Hissedersek 3, 3 ve 4 koyarsak o zaman 4 koyduğumda burası 6, 3 koyduğumda burası da 8 yapıyor mu? Evet. Hissedersek daha hızlı bir şekilde çıkıyor burada. O zaman yani tanjant alfa da neye eşit oluyor? 6 bölü 8'e eşit oluyor. Yani 3 bölü 4'e eşit oluyor diyebiliriz. Tamam gençler olay bu şekilde de çıkıyor. Ama en rahat bu şekilde anlarsınız ki zaten bu nokta verildiyse eksene dik çizeriz. E sonra burada zaten dik üçgen çıktı. Alfa beta'ya dalarız. Dalınca da sadece buradaki işlem kardeşim. Ben de işlemi kısaltmak için elinden geleni yapıyorum. Neyse geldik örnek 7'ye. Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki dikdörtgen bir doğruyla eşit alanlı iki bölge ayrılıyor. Ne zaman ayrılıyordu? Bir paralel kenar dikdörtgen tam ağırlık merkezinden geçen bir doğruyla ya böyle bir doğruyla ağırlık merkezinden geçen ya da şöyle bir doğruyla değil mi? Bu doğrunun eğimi de 2 bölü 3 olduğu bilindiğine göre. Hmm. O zaman daha öncesinden bahsettik. ÖSYM'de sorar dedik. Doğrumuz nasıl olacak arkadaş? Bu şekilde olacak. Sağa doğru yatık olacak. Bu doğrunun eğimi 2 bölü 3 demiş. Bu doğrunun özelliği de ne olmak zorunda? Kesinlikle ama kesinlikle tam buradan geçmek zorunda. Köşegenlerin kesim noktasından geçmek zorunda. E hocam burası bana 12'ye 0 verilmiş. E burası da bana 0'a 4 verilmiş. E tam köşegenlerin kesim noktası burasıysa hop şöyle çizecek olursam ben ben şunu bulabilirim dostum. Şuradaki noktayı bulabilirim. E ne, ne yapıyor orası? Hocam köşegenlerin kesim noktası olduğu için orta noktadır orası. Yani 0 artı 12 bölü 2 6'ya 4 artı 0 bölü 2 2 noktası yapar burası. Şuradaki nokta. Şimdi bize diyor ki 6'ya 2'yi bulduk. Evet. Bu doğrunun y eksenini kestiği nokta isteniyor bizden. Tamam. 6'ya 2'yi bulduk. Y eksenini kestiği nokta isteniyor. O zaman şunu uzatalım kardeş. Uzattık. Şunu da uzatalım kardeş. Uzattık. Y eksenini kestiği noktanın ordinatı isteniliyorsa benden işlemimizi yapacağız. E şurada elimizde ne var? Ben doğrunun eğiminin kaç olduğunu biliyorum. 2 bölü 3 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Ee, şurada 6'ya 2 noktası var. E, ee, buranın 6 birim olduğunu söyleyeceğim o zaman. Şuradan dik çizdiğimde şöyle. Ya bu 6'ya 2 şu şekilde de bulabildik aslında ya. Hiç şey yapmadan. Burası ispat tekniğini kullanmış oldum ama. Dur 6'ya 2'yi ben sana şu şekilde bulayım. Soru karışmasın bence. Hocam e, burası köşegenlerin kesim noktası ya. Dikdörtgende köşegenlerin kesim noktasını nasıl kullanıyorduk? Ya köşegenleri çizerek ya buradan dik çizdiğinde iki eş parçaya. Buradan da dik çizdiğinde iki eş parçaya böldüğünü kullanıyorduk. E, bu tam ağırlık merkezinden geçecek ya dik çizecek. 2 eş parçaya bölecek. 6 ise burası da 6 olacak diyeceğiz. E buradan da şöyle dik çizdiğinde hocam burası da kaç? 4 birim. 2'ye 2 iki diye ayıracak. E tamam 2'ye 2 iki diye ayırdı. Yani o zaman burası da ne yaptı o zaman? Şöyle geldiği zaman burası da 2 birim. 2 birim yaptı mı? Yaptı. Yani burası 6'ya 2'yi bu şekilde bulmuş olduk. Hatta burası da 2 çıktı. Sonra ben eğimin ne olduğunu biliyorum. Hocam eğimin 2 bölü 3 olduğunu biliyorum. Eğim dediğim tanjant alfa değil mi? Hocam bu açı 2 bölü 3 olduğunu biliyorum. Eğim tanjant alfa ise 2 bölü 3 ise hocam buraya 3 kaldı o zaman. E şurada uzunluk kaçtı? burada uzunluk 6 idi hocam. E o zaman buraya kaç kaldı? Hocam buraya 3 kaldı o zaman. E şimdi tanjant alfayı ben ne biliyordum? Bak burada da alfa var. E burada da tanjant alfa var. Tanjant alfanın ben yine 2 bölü 3 olduğunu biliyorum. E o zaman ben buraya bir a diyecek olursam. Tanjant alfa 2 bölü 3 ya. E o zaman bu da karşı bölü hipotenüs diyeceğim. Karşı bölü hipotenüs yani a bölü 3 eşit diyeceğim. Buradan da a kaç çıkıyor o zaman? 3'ler sadeleşti. 2 çıktı o zaman a. E a da 2 çıktıysa o zaman olay bitti. Bizden ne isteniyor? A isteniyor zaten. A 2 çıktıysa buradaki kestiği nokta ne yaptı o zaman eksi 2 noktası mı yaptı? Evet y eksenini kestiği noktanın ordinatı isteniyor. Bu nokta eksi 2 noktası ama sıfıra eksi 2 noktası diye yazılır. Ordinatı ne yapar? Eksi 2 yapar dostlar. Evet analitik geometride biz şunu kullanmayı da öğrenelim. Neyi kullanmayı? Tanjant alfayı kullanmayı öğrenelim. Benzerlikten de yapabilir miydiniz? Tabii ki yapabilirdiniz. Hani burada ama tanjant alfa 2 bölü 3 yazdıktan sonra hocam burada işte bir kelebek var falan deyip tanjant alfayı kullanmadan da yapabilirmişiz bu arada. Bak burada bir kelebek var. Hocam 3'e 3, e 3 kelebekteki oran 1'e 1 ise e o zaman 2 ise burası da 2 diyebilirdik direkt. Eksi 2 de o şekilde de söyleyebilirdik. Tabi yani tanjant alfayı kullanmadan da bu şekilde de yapabiliriz. Ama tanjant alfa da önemli. Tanjant alfayı da bu şekilde kullandık dostlar. E o zaman olay bitti mi? Bitti. İlk dersimizi bitirmiş bulunuyoruz dostlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde eğime devam edeceğiz. Bu sefer iki noktası bilinen doğrunun eğiminden bahsedeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.